Merhaba arkadaşlar, ben Gülşen. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere elimizdeki normal fermuar ayağıyla gizli fermuar nasıl dikebiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Elimde şöyle bir kumaşım var, simli kabartma. Bundan ben daha önce nevresim kılıfı dikmiştim. Bu şekilde. Daha sonra artan çok küçük bir parça kaldığı için bundan da 50'ye 70 ölçüsünde şöyle bir yastık kılıfı kestim. Üst kısmına parça yetmediği için patlı ve normal fermuar çalışamadım. Şu şekilde. Elimde olan bir gizli fermuarla kapatmak istiyorum. Bunu da gizli fermuar ayağım yok. Ben her zaman normal fermuar ayağı kullanıyorum. Bununla nasıl yapabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle istediğim yerden neresinde dikmek istiyorsam gizli fermuarı bu şekilde tersten iğneledim. Ve bunu normal fermuar ayağını takıp şu şekilde açarak dikmeye çalışacağım ve size bunu göstereceğim. Öncelikle fermuar ayağımı şu şekilde değiştiriyorum. Bu normal fermuar ayağım. Şu şekilde önce yerleştiriyorum. Açarak şu şekilde açıyorum. Siz bunu ütüyle de yapabilirsiniz isterseniz, bu şekilde zor gelirse. İlkini batırıyorum şu şekilde. Sonra şu şekilde hem açıyorum hem dikiyorum. Benim makinem pedallı olduğu için ben müdahalede bulunabiliyorum. Şu şekilde açarak normal fermuar ayağınızla da en dibinden, dişlilerin çıktığı yerden, dişlilere batırmadan şuradaki oyuktan dikerek devam edebilirsiniz. Bu şekilde elinizle açmak istemiyorsanız ütüyle de açabilirsiniz. Daha sonra bittikten sonra yastığın her iki tarafını da kapatacağım. Buraya kadar dikmem yeterli. Daha sonra zaten diktiğimde şu kısımları şuradan dikeceğim tekrar. Şimdi bakalım. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde direkt dişlinin dibinden şekilde direkt dişlinin dibinden diktik. Şuradaki oluktan. Şuradan şu şekilde. Fermuarı diktiğimde görüntü bu şekilde. Açarak diktim. Daha sonra yapacağım şey şu kısımlarını içten şu şekilde kapatmak şuraya kadar. Yine aynı burayı da
şu kısma kadar şu şekilde kapatmak. Yani normal fermuar ayağıyla da şu an ütüsüz hali. Görünüş bu şekilde. Kenarlarını da dikelim. Tekrar bakalım. Evet, fermuarı diktikten sonra şu köşelerini şu şekilde şuraya kadar ve bu köşeyi buradan şuraya kadar kapattım. Normal fermuar ayağımızla gizli fermuarı. Evet.